Sıra Dışı ve Eski Çalgılar Topluluğundan 9 Günlük Mucize Gösterisi. Fotoğraf sanatçısı Tülin Dizdaroğlu'nun Anadolu Kadınları Fotoğrafları serisi. Abdülhamid'in 141 yıllık eğri ilk kez Yıldız Şelale Köşkü'nde restore ediliyor. Edebi sanatlarda Rıza Kıraç'la Türk sineması ve politika ilişkisi. Yönetmen Özer Feyzioğlu'yla sinemada gerçeklik üzerine söyleşi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Nide'de 4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali coşkusu. 9 ülke, 9 şehir, 1 festival sloganıyla düzenlenen 4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında ödül alan 5 filmin gösterimi yapıldı. Türk dünyasından 11 üniversitenin proje ortağı olduğu festivalde ödül alan Ayana, Kuşatma, Orta Asya'dan Anadolu'ya Barak Türkmenleri, Uçurtmanın Peşinde ve Yaşanan Tarih filmleri Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde seyirciyle buluştu. 178 filmin başvurduğu festivale üniversite, sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları destek verdi. Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisini resmettiği çalışma odası. Bursa Yeşil Camii'de dolaşarak yerdeki marulları yiyen kaplumbağalarsa tablonun kahramanları. İstanbul'da bulunan Pera Müzesi, Osman Hamdi Bey'in atölyesini ve ressamın fırçasından çıkan kaplumbağa terbiyecisini bir sanal gerçeklik projesiyle canlandırdı. Eserin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'na girişinin 15. yıl dönümünde hayata geçirilen proje, Osman Hamdi Bey'in dünyasına yolculuk, sanal gerçeklik deneyimi adına sahip. Osman Hamdi Bey, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine damga vuran bir ressam, arkeolog, eğitimci, küratör. En çok bilinen tablosu ise 1900'lü yılların başında resmettiği kaplumbağa terbiyecisi. Sanatçının odasında gezmeye imkan veren projede, Hamdi Bey'in özel eşyalarından dönemin müziklerine birçok unsur ziyaretçinin önüne seriliyor. Odadaki piyanoyu çalabilmek, masasındaki fotoğraflara ya da tablodaki kaplumbağalara dokunabilmek mümkün. Geleneksel gölge oyununun baş kahramanları Karagöz'le Hacivat, bu kez New York'un simgelerinden Times Meydanı'ndaydı. Kurulan platformla meydandan geçenlere gölge oyunu gösterisi yapıldı. New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sergilenen Karagöz Hacivat oyununa ilgi büyüktü. Harpa, hurdigurdi, fifre. İsmi duyulmamış ya da unutulmuş enstrümanlar. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserlerinin bu haftaki konuğu Sıra Dışı ve Eski Çalgılar Topluluğuydu. Topluluk, geçmiş yüzyıllarda kullanılan nadir ve egzotik enstrümanları araştırıp bugüne taşıyor. Many instruments are now out of fashion, and we have an interest in these old instruments. A lot of the instruments originally came from the Middle East, from Turkey, and from Iraq and Persia, and they moved up through Europe and became popular in Europe. It's very interesting to try to understand how they played those instruments, why, and there are books left to us which describe techniques and rules and regulations. But at the same time, you have to look at a lot of pictures because that gives a lot of idea about social context and things. And so it's a very interesting kind of research to put all these things together
to try to understand how that might be different from today. Sadece eski enstrümanları değil, dansları da yaşatan topluluk 27 Kasım'da 9 günlük Mucize isimli gösterilerini sergiledi. Gösteri, Shakespeare'in Globe Tiyatro Kumpanyası'ndaki baş aktörlerden biri olan Will Kemp'in 9 günlük yolculuğunu anlatıyor. 17. yüzyılın başında kumpanyadan ayrılan Kemp, ilgiyi üzerine çekmek için sıra dışı bir yol bulur. Dans ederek 9 günde Londra'dan Norwich'e gitmeye karar verir. Topluluğun üyelerinden Stephen Player, Kemp'in yol boyu sergilediği Morris adlı dansı bugünün izleyicisine sunuyor. Morris dancer, and Morris dancing is a traditional English dance, but it goes right back to the Middle Ages and probably came from Turkey or North Africa, and it involves use of bells and handkerchiefs and swords. He was very famous for dancing the Morris dance, and so he left a description of his journey, which is very entertaining. And so we are interested in the music from that period, so we thought it would be a very nice program to put the music and the dance together and to make an entertainment based upon William Kemp, who not many people know about, but was very famous in the 16th century. Will Kemp, bu yolculukta hile yaptığını düşünenlere cevaben adını 9 günlük mucize koyduğu bir kitapçık hazırladı. Gösteride bu kitapçıktan bölümler de yer alıyor. Sıra dışı ve eski çalgılar topluluğu bu konserde Kemp'in yaşadığı dönemin popüler çalgılarını kullanıyor. Uzun araştırmalar sonucu bulunan bu enstrümanları çalmayı öğrenmek için topluluğun üyeleri birçok kaynaktan yararlanıyor. We use a lot of different sources from folk musicians and from the original books. And from paintings, and we try to imagine what it was like, but not forgetting that we're still playing to a modern audience. So it has to be both modern and also have a root and an interest in the past, and not just to say this is how they did it, but to actually try to understand how it might be possible. And that means you have to change your attitude and your opinion about how to make music. A 17th century violin to a modern violin is quite different because of the way it was constructed, the way the strings are made of, the way the bow is made. It's a different feel, a different sound altogether. And the guitar, although I say it's like a guitar, the strings are made of gut, the frets are tied on, you can see they move around. So there's a different understanding of how to play in tune and a different way that you have to make the notes. It's a quite different instrument in a way, although it's still a guitar. 400 yıl boyunca hayranlık uyandırmış ve hala eğlendirme gücüne sahip Will Kemp'in yolculuğunu hafif dans ezgileri ve Elizabeth döneminin zarif müzikleriyle anlatan topluluk izleyicilerden büyük alkış aldı. Karanlık odadan aydınlık odaya bir fotoğraf öyküsü onunki. Kimya öğretmenliğinden emekli olan Tülün Dizdaroğlu, zamanının çoğunu fotoğraf çekerek, yeni ve eski baskı teknikleri üzerine çalışmalar yaparak geçiriyor. Dizdaroğlu, 2015'te Anadolu Kadını Güncesi albüm kapağına imza attı. Küçüklüğümüzü Sinop'un Gelincik Mahallesi'ne geçirdim. Yazları çok giderdik. Köylerde gezdikçe oradaki kadınların çalışkanlıkları, cömertlikleri, işte misafirperverlikleri beni çok etkilemiş olmalı. Fotoğrafa başladıktan sonra farkında olmadan köyleri ve kadınları çekmeye başladım. Ve onların işte yaşamlarını insanlara göstermek istedim. Soframıza gelen bir dilim ekmeğin öyküsünü anlatmak istedim. Yani o kadar da kolay olmadığı bu işlerin sanıldığı gibi. Ve kadınları çektim. Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Tabii hepsi ayrı ayrı birer kitap olabilecek nitelikte ama ben bunları işte buğday, tütün, harran hepsini Anadolu Kadını Güncesi diye tek bir kitapta topladım. Ve o fotoğrafı çekerken de başımdan eğer ilginç bir şeye geçmişse onu da fotoğrafa, kitabıma yazdım. Yani hem fotoğraf hem anı kitabı gibi oldu.
Sanatçı şimdilerde Kaan'ı fotoğrafları üzerine çalışıyor. Yıllardır Kaan'ı kadınları çekerken farkın olmadan Kaan'ları da çekmeye başlamışım. Baktım bayağı Kaan'ı fotoğraflarım çoğaldı. Ben dedim bu konunun üzerine gideyim ve Kaan'ları da çekiyorum. 20 yıldır Kaan'ı fotoğrafı çekiyorum. Özellikle hangi köyde nerede Kaan'ı var gidip soruyorum, öğreniyorum. İşte muhtarla haberleşiyoruz artık. Ancak daha köylerinde kaldı. Yani çevremizde yok Kaan'ı. Çekiyorum onları siyah beyaz tabii ki. Bir albüm hazırlığı yapmak istiyorum. Dizdaroğlu baskı tekniklerini konu alan Alternatif Fotoğraf adlı bir kitabın da yazarı. Karanlık odada fotoğraflarımı basarken sanki resim yapıyormuş hissine kapılıyorum. Bütün siyah beyaz sergilerimi kendim bastım karanlık odada. Ama şimdi karanlık odayı da bıraktım. Aydınlık odada eski baskı tekniklerini yapıyorum. ...141 yıllık Eyer ilk kez Yıldız Şelali Köşkü'nde restore ediliyor. Sultan II. Abdülhamit Han'ın padişah olduğu yıllarda at binerken kullandığı 1878 yapımı Eyer, İstanbul Milli Saraylar koleksiyonundaki önemli parçalardan biri. Atlara özel bir ilgisi olduğu bilinen Abdülhamit Han'ın at binerken kullandığı Eyer, uzun süre kullanılması ve aradan geçen zaman nedeniyle tahribata uğradı. Tarihi Eyer'in koruma işlemlerini Tekstil Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi sorumlusu restoratör Başak Birsel ekibiyle gerçekleştiriyor. Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi eşyalar koleksiyonundan gelen Çerkez Eyer. Üzerinde süslemelerinde sabatlı gümüş, klaptan ve simit kullanılmış. Ön tarafında Sultan Es-Sahib El-Gazi Hamit Han, arka tarafında Ömer Bin Çağındak 1296 yazıyor. Bu da 1878'e tekabül eder. Ömer Bin Çağındak da bu Çerkez eyerini yapan ustanın adı, sanatçının adı. Abdülhamit Han bu eyeri yıllarca kullanmış. Esnafında öyle görüyoruz. Atları da çok sevdiği için bu ve buna benzer at aksanlarını, işte fayton, eyerler, onun şahsi eserler koleksiyonunda oldukça çok. Her eserin restorasyon ve konservasyon süreci kendine özel olarak belirlenir. Bozulmalarına ve yapılarına göre. Dolayısıyla bu da çok spesifik bir eser. Biz de bu eseri kendi bozulmasına ve yapılarının yapısına göre değerlendirip konservasyon sürecine alacağız. Çerkez yapımı bir tarihi eser olan eyerin konservasyon çalışmaları 5 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Milli Saraylar koleksiyonunda bütün eserler çok kıymetli. Fakat padişahların şahsi eşyaları çok farklı bir anlam taşımakta bizim için. Çünkü onlar tarihin, padişahların her anına şahitlik etmiş sessiz tanıklar. Ve biz bunları çok önemsiyoruz. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın da şahsi eşyası olan bu eğer bizim için çok kıymetli. Mana anlamında da çok kıymetli. İnşallah restorasyon ve konservasyon sürecini başarıyla tamamlayıp sergilemeye sunacağız. Şu an bu eser üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Analiz aşamasındayız. Belgeleme işlemini tamamladık. Şubat ayı gibi de bitmesini planlıyoruz. Eserin restorasyon süreci tamamlandıktan sonra Saray Koleksiyonları Müzesi'nde yerini alması planlanıyor. Vehbi Koç Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı kapsamında düzenlenen Bir Şehir Kurmak Ankara 1923-1933 sergisi Ankara Cermodern'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Ankara'nın başkent olarak kuruluşunun ilk 10 yılındaki yapılaşma, modernleşme ve şehrin kurulum tarihine yakından bakıyor. Serginin küratörlüğünü Ali Cengizkan ve Müge Cengizkan üstlendi. Belgeleri toplamak zaman aldı. Özellikle 21. yüzyılın başında arşivlerin düzenlenmesi, özel koleksiyonların halka açılması ve kişilerin birbirleriyle iletişimi çok iyi oldu bu açıdan.
Şöyle bir şey söylemek mümkün, bir de çok katmanlı bir sergi. Biz çok farklı kesimlere seslenebilmeyi arzuluyoruz bu sergiyle. Yalnızca sokaktaki insana değil, Ankara sevenlere, mimarlara, plancılara, siyasetçilere, bilim insanlarına. Onun için de günümüzdeki teknolojiyi son noktaya kadar kullanarak, özellikle 1933 yılına endekslediğimiz biçimde yeni şehri yeniden kurduk. Serginin çok katmanlılığını özellikle amaçladık. Çünkü bu sergi aynı zamanda 23-33 arasına endekslenen barınma kültürü sergimiz. 1923-1933 dönemini anlatan yaklaşık 350 fotoğraf, döneme ilişkin kesitler aktaran 8 ana tema altında bir araya getiriliyor. ...1933 yeni şehri tekrar ayağa kaldırılıyor ve bu kentin içerisinde dolaşma olanağı verebilecek ölçülerde ekranlara yansıtıldığı biçimiyle sokağında yürüyebildiğimiz, yapılarına yakından bakabildiğimiz ya da kuş uçuşu adını verdiğimiz çeşitli videolarla kente yukarıdan bakabildiğimiz çeşitli kent modellemeleriyle biz 1933 yeni şehri ve barınma kültürüne bakmayı deniyoruz bu araştırma sergisi ve eşliğinde yayınlanan kitabıyla. Bir Şehir Kurmak, Ankara 1923-1933 sergisi Ankara Cer Modern'de 12 Ocak 2020'ye kadar görülebilecek. Rıza Kıraç, yazar, yönetmen. Üniversitede sinema üzerine eğitim alan Kıraç, çeşitli belgesellerde, tanıtım ve reklam filmlerinde yönetmen asistanlığı, senaristlik ve yönetmenlik yaptı. 1997 yılında yazmaya başladığı sinema yazılarına çeşitli dergi ve gazetelerde devam eden Kıraç'ın, Türk sinemasıyla politika arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyen kitabı Kifayetsiz Pastoral okurla buluştu. Yazar, sinemanın kendisi konjonktürü etkileyebilir mi? Türkiye gibi bir ülkede apolitik sinema mümkün mü gibi birçok soruyu Türkiye ve dünya ekseninde cevaplıyor. Politik sinema yaptığını iddia eden yönetmenler belki ilk film örneklerinde biraz doğrudan politik mesajlar veriyordu. Fakat hem Avrupa'da hem Türkiye'de sinemacı, özellikle politik hikayeleri anlatan sinemacılar incelmek zorunda kalmıştır. Bunun nedeni de şu: sansür, uluslararası baskılar, işte ilişkiler ya da filmin çekildiği ülkedeki politik rejim. Mesela İran sinemasının bu kadar yükselmesinin nedeni İran'daki sinemacılara yapılan politik baskılardan dolayı hikayesini çok minimal bir temel üstüne kurup felsefi bir meseleye yaslanmasından kaynaklanıyor. Bizim sinemamızda da 70'li yıllarda kimi kaba filmler çekilse de, politik sloganlar atılan filmler çekilse de zaman içinde bunlar da inceldi. Yani taşraya dair anlatılan hikayelerin birçoğu, çekilen filmlerin birçoğu dışarıdan üretilen hikayeler. Son dönemde çekilen taşra filmlerinde ise bu entelektüel dil olmadığı gibi sadece plastiğe yaslanan bir dert var. Ama bazı yönetmenler bunu kırmaya başladı. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde bu var. Semih Kaplanoğlu'nun filmlerinde bu var. Yazar 80'lerden 2000'lere Türk sinemasındaki değişikliklere dikkat çekiyor. 80'lerden 2000'lere kadar olan süreçte Türkiye'de film üretme biçimi değişti. Film üreten yönetmen karakteri ve yapımcı karakteri değişti. Buna bağlı olarak filmlerin gösterim koşulları değişti. 80'li yıllarda büyük salonlarda gösterilirken 90'lı yıllarla
birlikte yabancı dağıtım şirketleri sinema salonlarını ele geçirince küçük salonlar yapmaya başladılar. Yani sinemanın kitleselleşme süreci biraz sekteye uğradı. Yapımcılar gidince, Yeşilçam kökenli yapımcılar gidince bir yandan yönetmen, bir yandan yapımcı, bir yandan senarist olmak zorunda kaldı. Ve ben bununla ilgili diyorum dostlarla aramdaki sohbette, Türkiye'de ilk filmini çekmiş yönetmenler mezarlığı var. Çünkü ikinci filmi çekebilecek ekonomik altyapıyı oluşturamıyor. Art House sineması dediğimiz ya da sanat sineması dediğimiz film üretme biçimi kutsanmaya başlandı. Herkes de böyle film üretmeye çalıştı. Kifayetsiz Pastoral, Türkiye sinemasına farklı bir pencereden bakıyor. Dört kişi parkta çektirmişiz. Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi. Anlaşılan sonbahar. Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli. Yapraksız arkamızdaki ağaçlar. Babası daha ölmemiş Oktay'ın. Ben bıyıksızım. Orhan, Süleyman Efendi'yi tanımamış. Ama ben hiç böyle mahzun olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Oysa hayattayız hepimiz. Böyle demişti Melih Cevdet Anday şiirinde. O sadece şair değildi, tiyatro oyunu, roman ve denemeler de yazdı. Lise çağlarında çok yakın dostluk kuracağı Orhan Veli Kanık ve Orhan Rıfat'la tanıştı. Devlet Demiryolları'ndaki memuriyetinden ötürü üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaya başladı. Anday'ın 1936'da Varlık Dergisi'nde Ukde adlı şiiri yayımlandı. 1956'da Yan Yana adlı şiir kitabı yayınlansa da bir süre sonra yasaklandı. Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la birlikte 1941'de Garip adlı şiir kitabını çıkardı. Garip hareketine bağlı kaldığı ilk şiirlerinde uyak ve ölçü kaygısı olmadan eserler verdi. Fikirlerini geliştiren duygu anlayışıyla Orhan Veli ve Oktay Rıfat çizgisinden ayrıldı. Şiirlerinde yalın bir dil kullandı. Zamanla toplumsal bir şiire de yönelen sanatçı, çeşitli şiirlerinde toplumsal ve insani değerleri savundu. 1960 sonrası, Kolları Bağlı Odysseus adlı şiirinden başlayarak mitolojik unsurlara yöneldi. Eski Yunan ve Doğu kültürlerinden beslenerek şiirler yazdı. 1979-1980'de Paris'te eğitim müşavirliği yaptı. Solunum ve böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi görmeye başladı. Şiirin gür ırmağı Melih Cevdet Anday, 28 Kasım 2002'de 87 yaşında geride şiirlerini bırakarak vefat etti. Burada olmaktan çok mutluyum çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildi. 47 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa, 7 dünya şampiyonluğu. Spor tarihinin en görkemli isimlerinden Naim Süleymanoğlu'nun hayatı, Cep Erkülü Naim Süleymanoğlu filmiyle anlatılıyor. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine, bıraksın gel. Senaryosu milli sporcunun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun yazdığı kitaptan yola çıkarak yazılan filmin yönetmenliğini Özer Feyzoğlu üstleniyor. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Bir hayat anlatmak çok zor. Gerçek bir hayat hikayesi anlatmak çok zor. Gerçek bir ülke anlatmak da çok zor. Çünkü pek çok şeyi dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Öykünüzü derli toplu anlatabilmek açısından. Baktığınız zaman Naim Süleymanoğlu'nun hayatı da pek çok başka insan hayatında olduğu gibi pek çok farklı paralel işleyen öyküden oluşuyor. Bir tercih yapmak gerekiyordu. Biz tercihimizi az önce de söylediğim gibi sportif başarıyı siyasi misyonunu gerçekleştirmek için kullanması, Türkiye'ye geldikten sonra yine siyasi olarak bölünmüş, örselenmiş, ayrılmış, birbirine çok da iyi gözlerle bakmayan bir toplumu birleştirmesi açısından bakıyoruz. Ben tekrar canlandım, tekrar dünyaya kadar koydum. Bu devran döner bir...
Biyografik filmde Feyzoğlu ansiklopedik bilgiler vermekten ziyade milli haltercinin öyküsünün duygusal yönlerine odaklanmış. Öyle çok kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır. Bir takım olayları biz dışarıdan görüyoruz, bir takım ansiklopedik bilgiler ediniyoruz ama her zaman o ansiklopedik bilgilerin arkasında yatan duyguları ihmal ediyoruz. Naim Süleymanoğlu'nun hangi tarihte, hangi uçağa binerek, hangi yolculuğu yaptığı, Melbourne'de kaçtığı, kaçışın ana hatları, bu tür bilgilere her yerden ulaşabilirsiniz. Ama biz şunu tercih ettik. Naim Süleymanoğlu birebir bu olayları yaşarken ne hissediyordu? Şu anda sinemalara çıkan Naim filmini bence bu açıdan Naim Süleymanoğlu'na karşı borcumuzu da ödemiş hissediyorum bir açıdan. Çünkü duygularına konsantre olduk. Bizim amacımız asla ansiklopedik bilgi vermek değil. Naim Süleymanoğlu demir perdenin öbür tarafına geçerken doğusundan batısına geçme kararı verip planını uygulamaya başladığında bunu ne yazık ki hiç kimseyle paylaşamazdı. 18 yaşında annesinden babasından ben bir hafta sonra döneceğim diye ayrılmak zorundaydı. O biliyordu dönmeyeceğini. Belki bir hayat boyu onları bir daha görmeyeceğini biliyordu. Şimdi bizim anlatmaya çalıştığımız öykü, bizim anlatmaya çalıştığımız duygular işte bu duygular. Kaçış anını resmedebilirsiniz. Ama biz bu filmde kaçış anında Naim Süleymanoğlu ne hissetti? Bunu anlatmaya çalıştık. Bu yüzden de ben bir sinema eseri olarak kıymetli bir şey yarattığımızı düşünüyorum. Nesim, Muammer, Kemal. Yaşanmış bir hayat öyküsünü anlatmanın zorlukları olduğu kadar avantajları olduğunu da söylüyor yönetmen Feyzoğlu. Gerçek hayat öyküleri anlatmanın, yaşanmış gerçek olayları anlatmanın bir yönetmen açısından çok büyük bir avantajı var. Bu maça 1-0 galip başlamak gibi bir şey. Gerçek hayat hikayesine konsantre olmak, böyle bir şey, gerçek bir öyküyü anlatmak size öykünün detaylarını anlatmak zahmetinden diyeyim kurtarıyor. Gerçekten o zaman karakterlere, duygulara, üzüntülere, sevinçlere konsantre olup bir yandan da öykünüzü anlatabiliyorsunuz. Bence bir yönetmen için çok büyük bir avantaj. Sineye mutlaka yapacağız bu işi. İlk uzun metraj filminde gerçek bir hikayeyi anlatan ve bu yolda ilerlemeyi düşünen yönetmen, sinemada gerçeklik algısının değiştiğini vurguluyor. Sinema çok hızlı değişen bir dünya. Sinema salonu da sinema, dijital mecralarda sinema, bunlar farklı farklı kavramlar haline gelmiş vaziyette. Gerçek hayat öyküleri, gerçeklik kavramı internetin hayatımıza girmesiyle çok ciddi şekilde değişmiş, gelişmiş vaziyette. İnsanlar artık çok kolayca gerçek öykülere, gerçek videolara ve gerçek bilgilere ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla biz sinemacıların üzerine düşen gerçeği anlatma görevi de çok ciddi şekil değiştirmiş vaziyette. Gerçekliğin sinemadaki tanımı değişmiş vaziyette. 80'lerin sonunda izleyenlere çok gerçekçi gelebilecek bir takım filmler bugün bize çocuk oyuncağı gibi geliyor. Niye? Çünkü internet üzerinden her gün o kadar çok gerçek video izliyoruz ve o kadar çok detaylı bir şekilde gerçekliği görüyoruz ki artık sinemada gerçekliğin tanımının değişmesi gerekiyor. Ben sanırım bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Gerçek gözüken bir şeyler yapmak istiyorum. Bu filmde de bunu yapmaya gayret ettik. O başardı. Biz gerçek bir hikaye anlatırken başarılı olmanın püf noktasının o hikayeyi sevmek olduğunu aktaran Özer Feyzoğlu, sevdiği öyküleri izleyiciye anlatmaya devam edecek. Türk Erkülü. Naim, biz hangi ara unuttuk seni? Kişiler vardı. Eyvah! Sana iki çift lafım olacak. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Eyvah Nadir, dünden bugüne insanoğlunun mücadelesini anlatıyor. Onu yakından gördün mü? Ne? Ah kim be ah. Ne dediniz? Abi senin dedin bana deliyor da benim dedim sana deliyor mu? Bir insanın tükenmediği yerde çare tükenmez. Sen çok hata etmişsin.
yaptığın hiç insanlığa sığar mı? Senin gibi biri de pek adamdan sayılmaz yani. Vay sen misin? Ahmet Mithat Efendi'nin eseri Felatun Bey ile Rakım Efendi oyununu İstanbul Şehir Tiyatroları sahneliyor. Kerem Görsev Trio, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde sahne alıyor. Altan Gürman Retrospektif Sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini izleyiciye sunuyor. Üç sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin odağında geçmişten bugüne anlatılan hikayeler var.